4 Kasım, 10 Kasım haftalık burcumuza hoş geldiniz. Benim minnoşum da bizimle birlikte program yapacak. Hepinize güzel bir hafta ve enerjisi bol bol bir hafta olsun istiyoruz. Koç burçlarını 4 Kasım, 10 Kasım haftası neler bekliyor diyorsanız, evet, koçların aslında kafalarında planladığı işlerle ilgili biraz aksilikler geçirdiler, biraz problemli ve gerginlik yaşarken 4 Kasım itibariyle daha enerjileri pozitif ve beklenilen evrak ya da girmek istediği iş kapısının büyük bir zaferini yaşayacaksınız. Bence sadece yapmanız gereken tek şey, inanmaya ihtiyacınız var ve yaptığınız işte ciddi anlamda inanarak yaptığınızda bütün kapılar sizin hayatınızda hızlı ve seri şekilde açılacağını söyleyebilirim. Ama son zamanlarda yönetici ya da yönettiğiniz insanlarla kaynaklanan gereksiz sürtüşmeler, laflar sizi o kadar kasıp yıprattığı için kendinizi ispatlamakta zorlanacağınız bir haftaya giriş yapabilirsiniz. Belki bunun için yapmanız gereken tek şey, tekrar sakinliğinizi koruyacaksınız. Hak ettiğiniz başarı ya da hak ettiğiniz iş kapılarınızla ilgili büyük bir aydınlık ve büyük bir zafer yaşayacağınızı söyleyebilirim. İlişkiler konusunda uzun süredir hayatınızda devam eden ve bir türlü oturup çözmek istediğiniz sorunlar var ya ilişkinizle alakalı ve hep ertelediğiniz tam haftası diyorum. Bence artık bu eksik ve sorunlu dönemi biraz geride bırakıp ilişkiyle ilgili yüzleşmeye ihtiyacınız var. Çünkü siz her şeyi resetleyen birisiniz. Artık resetlemeyi bırak, devamsa devam, bittiyse bitti kararını verme. İlişkisi olmayan koçlar için belki de sürpriz ufak ufak kalbinizi heyecanlandırarak platonik olabilir, enerjinizi aktarmak isteyebilir, ürkebilirsiniz. Bence deneyin, bu sizin için bir çat kapı, size güzel bir sürprizin geç. Şans olarak özellikle Perşembe günü size güzel bir paranın geleceği ve bu para sizi çok mutlu edeceğini söyleyebilirim. Sağlık olarak guatır ya da gel kızım buraya. Guatır ya da hayatınızdaki uyurken nefes almada zorluk yaşayabilirsiniz. Bence bunları bir dengelemeniz gerekiyor. Çünkü sağlık olarak biraz bu dönemler ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başlayabilirsiniz. Aileyle alakalı da uzun süredir annenizin ya da babanızın değiştirmek istediğiniz bir ev problemi vardı ve bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bence bu doğru bir karar, çünkü anneniz bazı şeylerde çok huzursuz oldu ya da babanız. Bu ev o hane için değişmesi lazım ve hayırlı bir değişim hane için aydınlık olacak. Uzun süredir de araç ya da bir anahtar satımı fikriniz var ama çözemediğiniz ve parasal evrede sizi yoran bir anahtar olduğu için kararsızsınız. Rabbim bunu da doğru zamanda size satmayı nasip edecek. Bence iş konunuzla ilgili sadece sabırlı olun, doğru. Özel hayatla artık netleşin. Çünkü güzellikler sizin hayatınızda. Ufak bir hafta sonu güzel bir, keyifli bir süreç. Ve uzun süredir de gitmek istediğiniz iki seyahatiniz olabilir hafta sonu. Bu size iyi gelecek. Belki Ankara, belki ziyaretiniz olabilir diyorum. Anıtkabir'i ziyaret edebilirsiniz. 10 Kasım haftasında olacak çünkü. Evet, boğa burçlarını, özellikle boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız 4 Kasım, 10 Kasım haftası. Evet, biraz onlarda şey var, ben biliyorum, ben yaparım, ben ederim, öyle yaparım, böyle yaparım, şunu yaparım dediğiniz için hep evet rahatlığınız ve düzeniniz bozulmasın diye her zaman doğru kontrollü yaptınız ama son zamanlarda sizde belki bu özgüveninizin ve bu rahatlığınızın size zarar getireceği bir haftaya giriş yaptınız. Çünkü o kadar rahatlıktan unuttuğunuz o oluşumlar ya da yöneticilerinizle ilgili çözmeniz gereken süreçlerle ilgili hala dikkate almadınız. Bence bu 4 Kasım haftası itibariyle bu unuttuğunuz evrak ya da işinizle alakalı aksattığınız olayları toparlarsanız büyük bir aydınlık olacağını söyleyebilirim. Ve uzun süredir yurt dışından evrak ya da yurt dışından bir eğitim için kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir evrağınız varsa bunun da sevincini yaşayacaksınız. Bence bir de uzun süredir yabancı dil eğitimi almak isteyen bazı boğa burçları için tam doğru dönem. Bence eksikliklerinizi tamamlayın. Ama uzun süredir de kurumsal bir firmada yükseliş beklentiniz ya girmek istediğiniz bir kapı varsa bu dengeyi 4 Kasım'dan sonra özellikle 11 Kasım, 12 Kasım bunun sevincini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Son zamanlarda migren, mide ağrısı, gaz sıkışmanız ve özellikle uyurken gaz probleminiz son zamanlarda olabilir. Mide üşütmesi ya da fazla gıda tükerttiğiniz için midede hazımsızlık oluşumu oluşmuş. Bir bunu dengeleyelim. Ve uzun süredir spora adapte olmak istiyordunuz. Tam zamanı bu spor
spor hayatınızla ilgili noktayı belirlemeniz lazım. Bu sizin için sağlıklı. Özel hayat konusunda da evliliğinizle alakalı, çocuklarla ilgili ya da yeni bir çocuk muradınız var. Ve bu çocuk muradı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ama şöyle diyebilirim size, belki yapmanız gereken tek şey karı koca hayatınızla ilgili konuşamadığınız ve uzun süredir dengeyi oturtamadığınız ve ifade edemediğiniz şeyleri söyleme vakti, her iki tarafında birbirine söyleme vakti olacak. Bu çok doğru bir karar. Bunu söylediğiniz zaman problemler askıda giden ve kafanızdaki güven problemi de bitmiş olacak. İlişkisi olmayan boğa burçları için sadece diyorum, biraz daha vaktiniz var. Evet, enerjinizde aşk rüzgarı var, havada aşk enerjiniz var ama size gelecek bir aşk bu hafta. Yani 10 Kasım'a kadar hissetmiyorum. Sabırlı olursanız doğru aşka yelken açacaksınız. Belki ailenizde uzun süredir ufak tefek kazalar oluyor olabilir. Ya da sizde ufak tefek kaza nazara gelmiş olabilirsiniz. Yana çok stresli olduğunuz için enerjiniz çekilmiş olabilir. Bir sirkeli suyla üzerinizdeki enerjiyi negatifliğe atın. Sizde de dede ya da abi ya da babayla alakalı sağlık problemleri gündemde olacak. Belki bu hafta bunun koşturmasını yaşayabilirsiniz. Size hafta sonu daha çok şöyle söyleyeceğim. Eşiniz ya da büyüklerinizle vakit geçireceksiniz. Bu gayet güzel olacak diyorum. 4 Kasım 10 Kasım ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin aslında iletişimle ilgili büyük bir anlaşmazlık haftasına ve acayip derecede gerilme, kavga, gürültü, patırtı, her şeye bir sinir haftası yaşayacaksınız. Bence ikizler biraz sakin olalım. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Çünkü işinizle alakalı çok güzel yollar aldınız ve bu yollar o kadar güzel giderken gereksiz insanları böyle etrafınıza çekmenin bir anlamı yok diyorum. Ve sessiz kalırsanız da yöneticilerinizin tekrar size hak ettiği ya da girmek istediğiniz işin çok güzel bir sinyalini alacaksınız. Yükseliş ya da yeni bir sinyal. Bu size artı kazançlar sağlayacak. Bence doğru noktadasınız. Sadece ve sadece bu ara insanlara laf atmayı değil, gereksiz konuşmayı bırakıyorsun. Sadece konsantre olman gereken bir yol var. Buna adapte olduktan sonra muhteşem anlaşmalar ve yenilikler. Ve sizin de belki devletle alakalı uzun süredir gitmeniz gereken bazı mahkemeler ya da kendinize ait işsel mahkemelerin sonucunda sevinç yaşanacak ama daha o ocağa kadar devam edeceği için mahkemelerle ilgili bir beklentiniz varsa ocaktan sonra, ama hak ve hukuk noktasında size ait hakları kazanacağınızı söyleyebilirim. Özellikle enerjiniz ve savaşçı yönünüz ve hayatınızdaki iletişimle alakalı çözeceğinizden emin olduğum için söylüyorum. Bir de belki uzun süredir ayrılmak istediğiniz bir ilişkiniz vardı. Artık gözüne bak ve ayrılmak istediğini söyle. Çok mutsuzsun ve bırakma zamanı geldi. Ve uzun süredir de gelmesini istediğin birinin enerjisi var bazı ikizlerde de. Bu gelse de bir şey olmayacağını biliyorsunuz ama içinizdeki uhdenizi tamir etmek istiyorsunuz. Evet, gelecek. Yeter ki kaliteli ayrılıklar olsun. Gereksiz birbirinizi incitmeyin diyorum. Ve evlenmek isteyen bazı ikizler belki bu yıl sonu sürpriz sürpriz bitmeden evlilik kararı vermişler ve onlar da ikiz çocuk muradı söz konusu olacak. Sizde de teyze, hala ya da anneanne gibi sağlık problemler ama sonu zafer olacak. Ama sizin de şöyle söyleyeceğim, yol olarak daha çok Edirne ya da Trakya bölgesiyle alakalı çözmeniz gereken bazı evraklar olabilir. Ya da şöyle söyleyeceğim, Trakya'ya yatkın etnik olan enerjinin bir enerjinize ihtiyacı olabilir ve size çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Ve uzun süredir dedelerinizden kalan bazı toprak işleri var. Bunlar gündeme gelecek ve dayıyla ya da anne soyuyla kırgınlıklarınız varsa bu bazı miraslar yüzünden bir araya gelip konuşacaksınız ama bence hiç uzatmayın. Haklarınız belli. Bu haklarınızı alırsanız güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum ve uzun süredir araçla ilgili değiştirmek isteyen ya da almak isteyen ikizler tam fırsatı diyorum. Akrabalarla dengeyi oturtun. Almak istediğiniz aracın anahtarının hani çeyreği sizin elinizde, çünkü satıldıktan sonra istediğiniz araç sizin hakimiyetinize gelecek. Belki kulak burun alerjimiz son zamanlarda dikkat etmemiz lazım. Duyma, alerjik bir sorun olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 4 Kasım 10 Kasım yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçleri özellikle şöyle not almışım. Coş, kutla senin haftan. Çok güzel anlaşmalar, çok güzel yenilikler, inanılmaz güzel zaferler ve beklediğiniz parça parça paralar, özellikle işle ilgili beklediğiniz paranızla alakalı ya da oluşmasını istediğiniz zamınızla alakalı çok güzel bir derin nefes alacaksınız. Evet, oldu bitti de maşallah diyeceksiniz. Gerçekten oldu da bitti maşallah, paranız kapınızda. Yalnız işinizle alakalı
bazı transferlerle ilgili ya da gitmek istediğiniz firma ile ilgili açılan bazı bölümler var. Eğer gitmek istiyorsanız tam zamanı ve bu kapı sizin için hayırlı, gidin istiyorum. Ama yerinizde bir değişim ve beklentiniz varsa, evet, Kasım bitimine kadar istediğimiz zafer ve bayrak bizim elimizde olacak. Belki sizin yan yana çalıştığınız insanlarla uzun süredir gereksiz bir tartışma vardı, o sakinleşti. En azından işinize mutlu mutlu gitme, mutlu mutlu gelme. Ama bazıları iş konusunda sorun yaşayanlar, bence 10 Kasım'a kadar dengeleri oturtacak. Değişmesi gereken iş kapılarının aydınlanması ve ayrılması gerekecek. Özellikle yengeçlerin unuttuğu banka borcunuz ya da devlete vergi borcunuz varsa aman aman ihmal etmeyin. Çünkü unuttuğunuz bir evrak size sıkıntı yaratabilir. Özellikle Aralık ayında bir şok olabilirsiniz. Bu ne bileyim araba ile ilgili bir cezanız olabilir. Bu size bir sıkıntı yaratabilir. İhmal etmeyin. Evlilik konusunda şu ara istediğiniz ve kafaya o kadar taktığınız bir kişi var ki, kadın ya da erkek ayrımı yapmıyoruz burada. O kişinin sizin kapınıza gelip özür dilemesi ve ondan gelecek güzel şeyler sizin hayatınızda acayip bir değişiklik yaratacak ve tekrar hayata ve tekrar ilişkiler konusunda güvenme enerjisine giriş yapacaksınız. Bence tam zamanı. Dinleyelim ki dinlediğimiz şeyler bize artılar kazandırsın. Evli olanlar için sadece evde bir değişim, ev değişimi ya da eşya değişimi gündemde olacak. Hatta kız çocuğu olan bazı yengeçlerin baba ilişkileriyle alakalı, karı koca ilişkileriyle alakalı ters giden nokta düzelmiş. Sadece bence eş soyunuzla ilgili, yani kadın dinliyorsa, kocanızın soyu, erkek dinliyorsa hanımınızın soyuyla alakalı gereksiz laflardan çok yoruldunuz. Biraz bunu sakinleştirirseniz evliliğiniz daha güzel gidecek. Ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir Karadeniz ya da Akdeniz ya da Ege enerjiniz var. 2 günde olsa sevgilinizle baş başa geçireceğiniz bir süreç. Bu süreçte sizi çok mutlu edecek. Sağlık olarak belki ayak tabanlarınız, ayakla alakalı ağrılarınız, kemik erimesi, kemik kaymanız gündemi olabilir. Bir de gözlük değiştirme zamanı geldi. Tam diyorum, çünkü yakını görmekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. İhmal etmeyin, enerjiniz değişmesin. Gayet mutlu olun. 4 Kasım, 10 Kasım aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanların mucit ve inandıkları her şeyin sanki alev alev ve doğru enerjide hayatlarına girecek, ama aceleci ve yanlış imza attığınızda çok büyük bir zarar edebilirsiniz. O yüzden bu evraklarınız ya da işe girdiğiniz sözleşmelerinizi doğru kontrol edin. Uzun soluklu köleliğe hazır olmayın istiyorum. Ama sizde gerçekten çok güzel değişimler var. Yerinizde, işinizde komple bir değişim ve bu değişim sizi mutlu ve enerjinizde yeniden, hani çocuk gibi doğdum, mis gibiyim diyeceksiniz ya, işte başarmak istediğiniz ve yapmak istediğiniz ve anlaşmak istediğiniz insanlarla ilgili kapılarımızda hızlı bir değişim. Belki sizi zora sokacak 8 ya da 9 Kasım biraz dikkatiniz dağılabilir. Bunları dengelerseniz bence inanılmaz güzel bir haftanın tadını çıkartacaksınız. Hatta bunun karşılığında da kendinize yurt dışı seyahati yapmak istiyorsunuz ve bunu da yapma fikriniz olacak ve şimdiden biletinizi alacaksınız ve gitmek istediğiniz İspanya olabilir, İskoçya olabilir, İsviçre olabilir, İngiltere olabilir. Gitmek istediğiniz yolunuz da aydınlıkta gözüküyor. Belki sizin yapmanız gereken tek şey, ev satın almak istiyorsun ve uzun süredir almak istediğiniz ve kafaya taktığınız bir yer var. Bunu Allah kısmet ederse alacaksınız. Ailenizin desteği ve birikmiş ufak bir paranızla çözmeniz gereken süreçle birlikte almış olacağınızı da söyleyebilirim. Özel hayat konusunda aslında şöyle söyleyeceğim. Bazı aslanlar o kadar güzel giden bir evlilikleri var ki, ama bazı süreçte de gereksiz bir egolarınız ve kendinizi o kadar güçlü ve ego hakimiyeti olduğunuz için karşındaki insanın sizi anlamasını bekliyorsunuz. Evet, merhametli olmak ayrı bir şey, ego ayrı bir şey. Bence artık siz de kendinizi yavaş yavaş, enerjinizi anlatırsanız daha doğru aşkın hareketine geçiş yapacaksınız. Bir de özellikle uzun süredir aşksız olan aslanlara ufak ufak heyecan haftası diyebilirim. Ama doğru insan için biraz daha vakit var. Evlilikleriyle ilgili erkek çocuk isteyen bazı aslanlarda bu Kasım sonuna kadar bu enerjinin hakimiyetini kuracaksınız. Ve bu da sizin için gayet keyifli ve enerjik olacak. Belki
belki sizin uzun süredir üniversite, ilkokul, lise arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz bir hafta sonunuz var ya da arkadaşlarınızla. Bunun kalitesini doğru şekilde, hatta güzel bir eğlence yemeği, akşam yemeği ve keyifli geçireceğiniz bir hafta olacak. Size de ufak tefek sürpriz hediyeler olabilir. Bunun kıymetini verin. Ve uzun süredir yurt dışından bir haber almak istiyordunuz. Bu haber de kapınızda. Eğer doğru kullanırsanız doğru bir kazanç sağlayacağım. Belki sizin sırt, boyun fıtığı ve şiddetli baş ağrılarınız olur ve ayak noktanızdaki sıcaklık başınıza ağrı yapıyor olabilir. Bence bir migren kontrolü yapın. Sağlığınız için daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Sizde de bir geçmiş özleminiz var aslanlar. Bu geçmiş özlemini bırakın, şu anki hayata adapte olun. Evet, 4 Kasım, 10 Kasım Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başakların iş problemleri bu dönem insanlar tarafından çok baskı ve çok böyle kendilerini gözlemliyorlarmış gibi ve herkes o gözüne bakıp hata yapmanı bekliyormuş gibi hissediyorsun ama alakası yok. Sen pimpirikli olabilirsin. İnsanları çok incelediğin için her şey sana batıyor olabilir. Bence işinde bir pürüz yok. Sadece yapman gereken insanları çok fazla kafanda büyütüp onların beyin enerjilerine girip ne düşüyorlar havasından çıkarsanız daha mutlu olacağız. Hatta güzel güzel yenilikler olacak ama sizin istediğiniz tek şey, uzun süredir üniversitede akademisyenlik yapmak isteyen bazı başak burçlar için de bu kapıların hızlı bir şekilde açılacağı, hatta kariyerinizle alakalı da sanatla ilgilenmek isteyen bazı başaklar için çok güzel bir aydınlık bir hafta. Bunu değerlendirirseniz çok verimli bir süreç sağlayacaksın. Bence başaklar ne yapmalılar? Biraz yoga, meditasyon, bu evhamlı, bu panik halinizin enerjisini biraz çekip, biraz daha hayatı akışına bırakarak yaşama, iş konusunda özellikle hani disiplin, kural, takip, sanki sizden bir şey gizleniyormuş gibi düşünceniz, biraz bunun için bir meditasyon, yoga size çok iyi gelecek. Aşk konusunda da sürpriz bir aşk ve geçmişinizle ilgili ya da uzun süredir olmasını istediğiniz bir insan size teklif yapacak. Eğer değerlendirirseniz sonu gayet güzel ve aydınlık olarak söyleyebilirim. Son zamanlarda sizde kulakla hani baş arasında sıkışmalar olur ya, kafamı koyuyorum ve şiddetli. Bence baş ağrınızdan çok sizin sinirsel yıpranmalarınız var. Ufak bir psikiyatrist ya da psikoloğa gidip enerjinizdeki eksiklikleri toparlarsanız ya da yüzmek çok iyi gelecek enerjinize. Çünkü çok riskli bir sağlık problemi görmüyorum. Yapmanız gereken tek şey bu. Bazı başak burçları için de kız çocuk sevinci yaşanacak ve bu sevinç hem hanenize maddiyat hem de almak istediğiniz anahtarınız için hayırlı ve uğurlu olacak. Bence başak burçlarının anneyle sınanacağı ya da babayla sınacağı, çok gergin olacağı aile, yani büyükleriniz, anneanneniz, babaanneniz ya da baba ya da anne dediğimiz büyük insanlarla yaşayacağınız sorunlar ve sizin gereksiz her şeyi abartacağınız olayla ilgili kırgınlıklar olacak. Bence aileyi dengelememiz lazım bu hafta. Bir de uzun süredir bitmesini beklediğiniz mahkeme tekrar ertelenmiş olabilir. Bunun için canınız sıkılmasın. Sonu da sizin haneniz için verimli ve aydınlık olacak. Başaklara şöyle söyleyeyim. Özellikle yurt dışında yaşayan bazı başaklarda şu var. Ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Biraz daha sabırlı olun. Türkiye'nin dil dünyanın geleninde bir kriz var. Bence bulunduğunuz noktayı kontrol edin. Belli bir süre ya da yerleşmek istiyorsanız şu an bulunduğunuz noktayı kalın. Belli bir süre sonra giderseniz daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. 4 Kasım, 10 Kasım terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, onların mucit ve enerjilerin çok böyle pozitif gibi gözüküp ama iki ağlayan bir enerjiye ve devamlı aynı şeyleri tendit pilavı gibi tekrarlama dediğimiz bir süreçtesiniz. Ve özellikle de hedeflediğiniz bir koltuğunuz var ve bu koltuk benim olmalı diyorsunuz. Az kaldı, bu koltuk sizin ama daha bir sınavlardan geçeceksiniz. Yani yöneticiniz ya da çalışan ya da patronunuz sizi bir gözlemleme evresine sokacak. Ama ben sizin inanın hayata olan bakışınıza çok inandığım için siz, o koltuk sizin ve Rabbim bu koltuğu size yansıttı. Sadece sükunet ve sakinlikle içinizdeki ağlamayı dışa yansıtmayın.
Biraz ruhunuzu sakinleştirin. Bence o koltuk sizin ve yeni iş kurmak isteyen bazı teraziler için de evet doğru bir ortaklık ya da doğru bir iş kapınız. Size çok iyi kazançlar ve maddi borçlarınızla ilgili çok büyük bir rahatlama. Özgüveniniz tamamıyla aydınlığa girmiş olacak. Belki ilişkilerde affedememe, ben bu ilişkiler konusunda hep sınavdayım ve beni hiçbir şekilde kapılarım doğru noktada aydın. Evladımla da sınanıyorum, kocamla da, anamla da, babam. Hayır, siz bu Kasım sonuna kadar bu sınanma dediğiniz olayda çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bence sadece şükredin, dua edin ki istekleriniz sakinlikle olsun. Bu stres sizi çok fazla kastı. Çünkü kastığı için de uyku probleminiz başladı ve gece yarıları uyanmaya başladınız. Bu stres, yani bunu da bir psikiyatristlikle çözebilirsiniz ya da bir yogoyla. Özellikle çocuklarınızla alakalı ufak tefek kırgınlıklarınız var. Çocuklarınıza alınma dönemi başlamış. Bence çocuklarınız sizi çok seviyor. Kaybetmek istemiyorlar. Ama çocuk isteyen bazı teraziler için tam doğru zaman, kalmak istiyorsanız tam zaman diyorum. Ve belki sizde de yapmanız gereken tek şey, ruhunuz ve enerjinizin birkaç günde olsa sessizliğe ihtiyacı var. Yolunuzu ve haritanıza çizmeye ihtiyacınız var. Bence bir tek başınıza böyle bir, ne bileyim, Bodrum olur, Balıkesir olur, Bursa olabilir. Yani Kıbrıs bile olabilir. Enerjinizin değişmesi için biraz daha o doğal oksijene, deniz oksijenine ihtiyacınız var. Tam zamanı gidin istiyorum. Bir de uzun süredir arkadaşlarınızla arada diyalog kopuklukları vardı. Bence onlara da zaman ayırma vakti geldi. Çünkü aynı noktada sabitlendiğiniz için insanları etrafınızdan resetlediniz. Artık resetlemeyi bırak. Bol bol coşkuya bak diyorum. Evet, 4 Kasım, 10 Kasım akrep burçlarının neler bekliyor? Zaten akreplerin döngüsü, akreplerin enerjisi. Sert ve akışı, stresli geçme, stresli demeyeceğim akrepleri. Bir akreplerin şöyle bir özelliği var. Siz var olan suyu bile, yani normal suyu bile denize çevirecek kadar güçlü bir karaktersiniz, ama sanki bu 2019 sizin hayatınızda hani şey gibi oluşmuş. Ya bu dereyi de ben açmayayım, bu ırmağı da ben kapatmayayım, bu denize de ben girmeyeyim. Çünkü çok yorucu ve parayla çok sınandığınız için ciddi anlamda para sizi çok yordu. Bence şöyle söyleyeceğim, akrepler, inançlarınızı hiçbir zaman kaybetmediniz. Artık Rabbime mi, taşa mı, inandığınız enerjiyi her zaman hayatınızın nefesinde tuttunuz. Ben daha çok Rabbimi seviyorum. O enerjinin varlığında daha çok hissettiğim için. Belki de sizin yapmanız gereken tek şey bol bol dua, şükretmek ve bu şükürle birlikte size bolluk ve bereket enerjisi gelecek ve işinizdeki aksilikler yavaş yavaş toparlanacak. Mekanınız ya da iş yerinizdeki bolluk ve enerji çoğalacak. Bence sizin bir içinizdeki, sanki içinizdeki kan çekilmiş yaşayan ölü gibisiniz. Bence enerjinizi yükseltin. Çünkü çok büyük başarılar ve özellikle hedeflediğiniz noktalar ve olmasını istediğiniz kapıların hepsi hızlı bir şekilde açılacak. Belki ilişki konusunda bitsin mi, kalsın mı, gitsin mi dediğimiz noktada artık buna karar ver. Kalacaksa kalsın, gidecekse gitsin ve ilişkiyi de akışına bırakman doğru. Çünkü sen yalnız da yapamıyorsun. Yalnız yapamadığın için de devamlı birine sarma ihtiyacı duyuyorsun. İlişkine sardığın için de kimseye sarmaya vaktin olmuyor. Bence ilişkin kalmalı bu dönem. Çünkü gereksiz insanları hayatına düşman olarak çekmeni istemiyorum. İlişkini tutarsan çok doğru bir evlilik sonucu da gerçekleşecek. Sizin de belki ev almak ya da evinizi satıp yeni bir ev almak istiyorsunuz. Evet, doğru bir karar. Yani şu Kasım ve Aralık'ı bitirin. İstediğiniz ev kapısı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Bekar akreplerde de radikal bir evlilik kararı. Bazı evli olanlarda boşanma rüzgarı gündemde gelecek. O yüzden evliliğinizle ilgili biraz daha dikkatli karar verirseniz bu evlilik kurtulabilir bir evlilik. Bence sizin abarttığınızı düşünüyorum. Abartmayı bırakın, tekrar evliliğinize şans verin istiyorum. Mahkemesel sorunlar var ama sizi şu an canınızı yakacak çok ciddi bir mahkemesel sorun hissetmiyorum, ama ailenizin uzun süredir çözmesini beklediğiniz olaylar var. Bunun da çözümlenecek ama daha vakti ve zamanı var diyorum. 4 Kasım, 10 Kasım yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yaylara coşkulu bir hafta, kutlamalı bir hafta, devamlı işte bile parti yapacak bir haftaya giriş yapıyorlar. Çünkü onlar o kadar sıkıldılar ki hiçbir şey rayında ve sisteminde gitmediği için artık boş verme partisi diyorum ben.
Aman boş ver onu da hallederiz. Aman o bunu da hallederiz. Aman borç mu var o bir ay hallederiz. Çünkü o kadar yıldınız ki, yıldığınız için de boş ver boş, boş vere boş vere bu hale geldik dediniz. Bence biraz bunun enerjisini fazla mı abarttınız bilmiyorum ama hiç ummadık bir ay sizin enerjinize ters düşecek bir ay. Çünkü hayatınızda çok güzel bir değişim yaşayacaksınız. Bu değişim hem işinizle alakalı beklediğiniz konum ve yöneticilerinizin size haksızlık yarattığı noktada farkındalığınız farkına varılacak ve hak ettiğiniz noktanın zaferine erişeceksiniz. Bence biraz göze çarpmaya özen gösterin. Çünkü çok boş vermişlik var. Bu boş vermişliği atmanız lazım. Aşk konusunda diyeceğim tek şey, zaten ben de aşk yok Emineciğim. Bana boşuna geç diyeceksin ama yok, güzel bir aşk ve doğru aşk adımları başlayacak. Bak, aşık olacaksınız demiyorum. Doğru ve mantıklı aşk başlangıçları olacak ve sizin kafa yapınıza ve kalbinizle aynı temas edeceği için hem duygusallık hem mantık oturacağı için doğru ilişkinin başlangıcı ve hiç olmadık bir noktada huzur ve mutluluk olacak. Bence sizin de uzun süredir satmak istediğiniz bir araç ve bu aracın değişmesini istiyorsunuz. Tam zamanı yapabilirsiniz. Ufak da bir paranız var kenarda. Bunu da arabaya çevirmek istiyorsunuz. Çünkü boş verdiğiniz için bunu da halledeyim dediğiniz bir noktadasın. Yapın çünkü çok istiyorsunuz ve hak ettiğiniz bir konu bu sizin için. Sizin de ailevi olan bir bina ya da ailenizi ilgilendiren bir hak dairede gereksiz evraklar ve tapu ile ilgili sorunlar yaşayıp çok uzun süre tapu dairesinde koşturabilirsiniz. Burada yanlış bir imza atılma var. Yani sizin hakkınız başka bir enerjide gözüküyor. Bunları bir kontrol ederseniz tapularınızı ihmal etmeyin diyorum. Son zamanlarda sizin rahim ya da mide, rahim ve bağırsak ve böbreklerle ilgili bir sağlık konumuz ön planda olabilir. Böbrek ve rahim bölgemizi kontrol edersek bunlar ileride sıkıntı olmasın. Sizde de gereksiz bir göbek şişkinliği, bu mide şişkinliği başladı. Bu belki ayaklarınızı üşüttünüz, midenizle alakalı olabilir ama ben de çok yumurtalıklarınızla alakalı görüyorum. O yüzden bunu ihmal etmeyin diyorum. Bir de uzun süredir kardeşlerinizle alakalı yemek vakti düşünen ya da uzun süredir kardeş gibi gördüğünüz insanlarla güzel bir hafta sonu, cumadan gelecek güzel bir sevinç, hatta ufak bir yolculuk ve bisiklet yolculuğu da yapmak isteyen bazı yay burçları için tam doğru bir zaman diyorum. 4 Kasım, 10 Kasım. Oğlak burçlarına neler bekliyor? Oğlaklar ne yapıyorsunuz bakayım diyeceğim. Oğlakların aslında ben onları hep Alman motoru demek istiyorum. Çünkü onların bir Alman zekası, beyinleri o kadar güzel ve o kadar. Evet, bazı şanssızlıklar yaşadınız. Elinizi neye atsanız kurudu. Ve özellikle bu Ekim ayı sizi çok fazla yordu ve strese soktu. Kasım'dan da çok umutlusunuz ama belki Kasım 15'ten sonra bu umudunuzu netliğe kavuştururuz. Evet, bir sürü projeler ve yapmak istediğiniz ve yenilik ve anlaşmalar var. Özellikle Çin ya da Japonya ya da Çanakkale, Çorum arasında yapacağınız çok güzel bir oluşumlar var. Bunlar sizin için çok 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 büyük bir başarı sağlayacak ama beklediğiniz paraların biraz daha vakti var. Bu vakit daraldıkça sende nefes alamama, korkular ve suratında egzama gibi kaşıntılar, uçuk gibi problemler ön planda çıktı. Senin de stres senin bütün vücuduna yansıdı. Kabarma, alerjik, uçuk. Bence boşuna dert ediyorsun. Sen bunu da başarıp, yani sen küllerinden yeniden doğacaksın. Çünkü hiç olmayacak mucit kapılar senin hayatında. Ve bunu da Rabbim gösterdin deyip sevinç mutluluğu da yaşayacağına inanıyorum. Bence sen hem parayla sınandığını hem de duygusallıkla sınanıyorum. En azından bir taraf rahat olsun diye düşünen oğlaklara diyorum ki yani her iki tarafla sınanmak Rabbimin her insana yakıştırmaz. Bence ağır bir dönem ama sonu her iki taraf için de mutluluk olacak. Hem özel hayatın hem parasal hayatında bolluk ve bereket olacak. Bence inançlarını kaybettin. Biraz inançlarını toparlıyorsun. Ya da çok inançla secdeye ya da inandığın mistik mum olabilir, kilise olabilir. Yani inandığınız enerjiye kilitlendiniz. Biraz daha kendi özgüveninizi oturtursanız daha başarı sağlayacak. Aşk konusunda ne dedik? Ağlıyorsun. Ağlamayı bırak. Çünkü yönünde güzel başlangıçlar. Evli olan oğlak burçlarında da çatırdama ve gereksiz gerginlikler olabilir. Toparlanma ve güzel güzel sürprizler yaparsanız enerjiyi toparlayacağını söyleyebilirim. Belki oğlaklarda anne ya da
baba ya da kız kardeş, erkek kardeşle alakalı taşınmalar gündemde olabilir. Eşya yerleştirmeye bilmem ne haftanız olabilir. Bunun verdiği bir yorgunluk olabilir. Bu da sizin için artı bir süreç. Bir de erkek kardeşiniz varsa bunun evliliğinde bir çocuk muradı ve çocukla ağzınız açık kalacak ve bir kız çocuk enerjisi yaşayacaksınız. Ya hala, ya teyze, ya dayı, ya amca oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bir de sizde son zamanlarda tam böyle uykuya dalacağım, böyle bir karabasan basıyor Mine Hanım, ya da nefes alamıyorum dediğinizde, evet, bir bol bol Yasin ve Ayetel Kürsi ve Nas Felak okursanız sanki bu stres sizi basmış, evde basmış gibi hissediyorsunuz. Bu enerjiden kurtulmanız gerekiyor. Bence güzellikler başlayacak ama inançlarınız yıpranmış. 4 Kasım, 10 Kasım kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında planladığı bazı olumlu giden evraklar biraz duraksamaya doğru ilerledi. Ve bu yüzden de biraz böyle tedirgin olduğunuzu görüyorum ama üst düzey ya da üstünüzdeki insanlar sizin başarınız hakkında adaletsiz davranmayacak ve hak ettiğiniz başarıyı size sunacaklar. Bence bunu gereksiz kurgulayıp bu hayatta yaşıyormuş gibi yaşamayın. Çünkü basamağınız ya da girmek istediğiniz ya da oluşmasını istediğiniz tüm olumluluklar kapınızda. Bence şu var sizde, çok dinlenme ruhundasınız ya. Evet, gerçekten Ekim, Eylül çok yoğun tempoda çalıştınız ve Kasım'da daha yoğun projelere imza atacağınız evre. Bir de eğer devlette bağlantınız daha yoğunsa sizin göreviniz ya da işleriniz daha yoğun olacak. Bence Kasım Aralık sizi en çok yoran bir ay olacak. Bunu parayla bazı ödenmeyi ihmal etmek değil de hep geciktirdiğiniz, önemsemediğiniz olaylarınız var. Bunları biraz toparlayın. Çünkü siz tutumlusunuz ve son zamanlarda almak istediğiniz çok güzel planlarınız var ve bu hayatta ben parama değer kattırmak istiyorum diyorsunuz. Bence para enerjisine girmişsiniz. Rabbim size güzel güzel paraların akışını sağlayacak. Bence yapmanız gereken tek şey biraz altın enerjisine girin kovalar. Çünkü sizde bir altın yılı yaşayacaksınız. Yani 2020. Çünkü artık 2019 devirme yılı. Altın yılı yaşayacağınız için çeyrekti, gramdı ve kolyeydi ya da bir saatti. Bu enerjiye girerseniz yılı doğru dengeleyeceğinizi düşünüyorum. Özel hayat konusunda da evlilik kararı ya da söz ya da nişan haftasına giren bazı kovalar için şimdiden hayırlı olsun. Doğru bir karar verdiniz ve mutlu olacağınıza inanıyorum. Sizin de sağlık olarak belki Basur olabilir. Ve akciğerle alakalı hani faranjit, üst solunum yolları enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz lazım. Çok önemli bir şey görmüyorum ama ben şimdi böyle bir üst solunum ve akciğer deyince biraz bunu önemserseniz sevinirim. Çünkü hava kirliliği de biliyorsunuz ki ülkemizde has havada. Belki oksijensiz kalıp bir an panik yapabilirsiniz. Bunu dengelemeniz lazım. Özel hayat konusunda da evlilik dedim. Sözlenecekler var dedim ama evli olanların da hanede bir üzüntü yaşamış olabilir. Bir kayıp yaşamış olabilir. Bunun verdiği bir gerginlik olabilir ama bence sizin uzun süredir unuttuğunuz ve hep baba soyunuzda bir malım var, arsada dağın tepesinde duruyor dediğiniz bir evrak gelecek. Orası da değerli olacak. Sizin için çok mutlu ve keyifli bir zaman. Özellikle yurt dışında ailenizden birileri varsa sizi ziyarete gelecek bazı, ya da siz yurt dışına ziyarete gideceksiniz. Bu da sizin için keyifli bir hafta diyorum. Kovalar, güzel bir hafta geçireceksiniz. Tadını çıkartın. 4 Kasım, 10 Kasım balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklara sadece diyorum ki Rabbim öyle bir aya soktu ki sizi. Şöyle söyleyeyim. 4 Kasım size hani böyle oluşumları oluk oluk yoğunlaşacağı, tam böyle bir sağlık problemi yaşarken dimdik iyileşeceğiniz ama şu an halletmeniz gereken, çalıştığınız ortamın bir kaosu var ve sistemsel bir kaosu var. Hatta işten mi çıkartılacağım, kovulacak mıyım, başıma bir sıkıntı mı gelecek? Hayır, size bir şey olmayacak, panik yapmayın. Ve şu anki sistemsel problem geçici bir sorun. Firmanız ya da bulunduğunuz kurumsal firma kapanmayacak. Sadece yerler değişecek, yöneticiler ve devir hakları değişecek. Ve bununla birlikte sizin de bazı noktalarınız sabitleşecek diyorum. Bence çok
korktuğunuz gibi değil de çok mutlu olacağınız bir iş serüvenine başlayacaksınız. Bu da sizin için hayırlı. Beklediğiniz devlet kapınızla ilgili evranız da kapınızda olacak. Ve hatta güzel bir paranın ya da güzel bir oluşumun tadını çıkartacaksınız. Balıkların yapması gereken tek şey kontrolü elinizden kaybetmeyin. İşinizle alakalı bağlantılarınızı güçlendirin. Çünkü oluşmak isteyen bazı ortaklı teklifler de var. Bunları da değerlendirirseniz çok doğru sürpriz haftaya geçiş yapacaksınız. İleriki sistem için doğru bir hafta. Aşk konusunda evet, çocuk isteyen ve özellikle erkek burcu, balık burcu erkek olanlar babalık havasına ya da aile bütünlüğü havasına girdiniz. Doğru bir karar verebilirsiniz ama ilk önce bir ev niyetiniz var. Bu evi alalım, öyle geçelim çocuğumuzu düşünenler için biraz daha vakit var, gerçekleşecek. Sizin anne ile olan diyalogda bir kopma oldu ya da anne baba kardeş, bence aileyle alakalı, büyük ailenizle alakalı diyalog kopukluklarını düzeltirseniz, onlarla bir hafta sonu evinizde ziyaret ederseniz bu eksik taşların oturacağını düşünüyorum. Çünkü siz yürekli ve merhametli bir insansınız. Yapmak istediğiniz her şey sizin için hayırlı olacak. Bence ufak bir tatil, çift tatil ediyoruz. Karı koca, sevgili, flörtünüzle bir tatil yaparsanız, ne bileyim Abant'a gidebilirsiniz, Eskişehir'de Porsuk Çayı'nı ziyaret edebilirsiniz, Çanakkale'de şehitleri ziyaret edebilirsiniz, Bursa'da Yeşil Cami'yi ziyaret edebilirsiniz, Zeki Müren var. Yani gidilebilir çok yer var. Edirne'de muhteşem manzaralar. Bence siz biraz tarihsel bir koku enerjisine girin ki, çünkü siz tarihe önem veriyorsunuz, geçmişe çok önem veriyorsunuz. Geçmiş kalıntılar sizin ruhunuza iyi gelecek. Belki ufak bir kaza ya da ufak bir düşme, biraz incinmeler söz konusu olabilir. Bir de sizin uzağı görmeyle ilgili ya da gece karanlıkla ilgili hobileriniz başlamış olabilir. Bunları toparlayın. Bence güzel gözüküyorsunuz balıklar. Evet, hoplayıp zıpladınız. Abone olmaya devam ediyorsunuz. Bol bol yorum yapıyorsunuz. Azerbaycan'dan, İran'dan, Hollanda'dan, özellikle Almanya'dan takip eden ve hepinize kucak dolusu, çünkü beni aileniz gibi gördüğünüz için, beni siz gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Kalbiniz ve yüreğiniz, evinizdeki bereketiniz her zaman bol olsun.